Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar olayı anlatınca herkes camiye toplandı hocam. Para ne zaman dağıtılacak diye soruyorlar. Şu mesele. Evet tamam, o zaman siz beklemeyin beyler. Gidin, ben de birazdan gelirim yani. Hocam bir soru sorabilir miyim? Allah aşkına Hicabi, şu an hiç soru kaldıracak durumda değilim. Lütfen. Tamam, biz gidelim hocam. Buyurun. Hadi Hicabi. Tamam, hadi görüşürüz. İyi geceler hocam. İyi akşamlar hocam. Şevket. Benim camiye gitmem lazım. Zaten moralim sıfır, ben hiçbir yere akamam. Duydun mu lan? Şevket, duydun mu beni? Ben camiye gidiyorum. Şevket, içine mi düştün? Ses ver be oğlum. Senin oğlan fena vermiş. İyi akşamlar hocam. Bir sorun mu vardı hocam? Yok, bir sorun yok. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ben. İçeri damsız alamıyoruz hocam. Kusura bakmayın. İçeri damsız alamıyorsunuz. Niye acaba içeri damsız alamıyorsunuz kardeşim? İçerideki bayanlara rahatsızlık veriyorlar hocam. Buyurun hocam, buyurun. Sağ ol bebek, gel bakayım. Gel. Allah'ım şu telefonunu bir aç ya. Zekalı. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam size de. Hocam ne iş? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yok kardeşim, yolumu kaybetmedim ya. Bir arkadaşa bakıyorum da. Hocam sizin arkadaşlar burada bulunmaz. Siz başka yere bakın. Ah tamam, dur. Buldum ben. Sen sıkıntı yapma. Şişt, Rafet. Rafet, Şevket'i gördün mü oğlum? Kim soruyordu? Benim lan, ben kertenkele. Abi sen misin? Benim oğlum, ben. Şevket nerede Rafet? Geldin mi buraya? Abi Şevket biraz önce buradaydı. He? Sonra avucum kaşınıyor, kumar oynayacağım deyip çıktı gitti. Şevket. Ulan Şevket. Ulan Şevket. Polis, kes müziği. Kimlikleri alalım. Çıkarın kimlikleri. Çıkar, çıkar, çıkar. Mekan sahibi gir. Mekan sahibi gelsin. Çıkarın. Şöyle alayım size. Kay. Kal. Gidiyorum. Boşalt. Hocam sizin ne işiniz var burada? Ah sorma memur bey, sorma kardeşim. Ya ben yolda yürüyordum aslında. Yani birdenbire insanlık hali işte. Sıkıştı derdim. Bir gideyim hacet yapayım dedim. Ama ne mümkün arkadaşım, ne mümkün. Ne sifonda su var, ne musluktan su akıyor. İnsan burada tuvaletini yapamaz yahu. Yani neyse. Sizin de kafanızı şişirmeyin. Bir sürü işiniz vardır. Hayırlı vazifeler efendim, hayırlı vazifeler. Hadi. İnsan şuraları bir temizler ya. Thank you.
Ulan Murtaza, işin gücün var ya telefonda oyun oynamak ha. Yok mu oğlum? Hanım memleketten oğlunun videosunu göndermiş, onu izliyorum. Hadi ya, göster bakayım. Bu bir hafta da bitsin, bir daha kumarhanede topumu piş almayacağım. Bardak abi, onda güvenlik görevlisi olarak mı çalışacağım? Doğru düzgün bir iş bulsak bari. Bakalım ya akşamlar. İyi akşamlar. Hoca efendi, hayırlar olsun, yolunu mu kaybettin? Evelallah, pusulamız var bizim evlat. Ve yolunu kaybeden bir arkadaşımıza ışık tutmaya geldik. Kolay gelsin. Sen kalk da başkası otursun. Kardeşim, hoş geldin kardeşim. Bırak lan bırak. Ne hoş geldin, ne kardeşini? Paralar nerede şirket? Sakın. Bana sakın bütün parayı kaybettim deme. Aşk olsun kardeşim. Bütün parayı olur mu ya? Bir kısmı. Bir kısmı mı? Şevket, bu mu lan paranın bir kısmı? Ben bütün mahalleliye ne diyeceğim şimdi? Kardeşim, yolda kızlarla karşılaştık. Oturduk bir şeyler içelim falan derken hesap mesap ödedim. Baktım paranın aslı bozuldu. Bozulan kısmı ben burada telafi edeyim diye geldim. Yoksa biliyorsun, tövbeliyim. Hayatta gelemem ya. Tövbeliymiş. Senin tövbeni de biliyorum ben. Seninle sonunda konuşacağız Şevket. Sonunda. Ey Allah'ım. İyi geceler beyler. Bol şans. Bol şans. Şimdi arkadaş bir hata yapmış. Kendisinin olmayan, hayır için dağıtılacak bir parayı burada çarçur etmiş. Sizden ricam, paraları bana bir geri verseniz de ben de o parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtsam olur mu ya? Neyse ya, iki saattir ne anlatıyoruz biz? Anlattık işte, hayırlı bir iş diyorum yani. Paraları bir verseniz olmaz mı? Olmaz hocam. Sen paraları götür, sonra dışarıdan hoca bul, gel paraları geri iste. Sen bunu nerede öğrendin koçum? Aman Şevket. Tövbe tövbe, tücünü tut. Şimdi yandınız oğlum şimdi. Kardeşim sahalara geri dönüyor. Kollayın kendinizi. Sus! Kardeşim ben de bunlar. Rahat ol. Kardeşim şöyle. Sermayemiz de var. Dağıt hadi, dağıt. Aman hoca efendi. Günaha girmeyesin sonra. Yok, günaha girmem ben kardeşim. Sen devam et. Hocam hatta bizi de günaha sokma. Bizim senin parana ihtiyacımız yok. Sen bize dua et yeter. Güzel kardeşim. Kimin günah işleyeceği hiç belli olmaz bu alemde. Hadi buyurun beyler.